Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir olabilirsiniz. butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tığımın numarasını da söyleyeyim. Tığım 22 numara bu şekilde. Ve her zamanki gibi camsil hortumumuz veya bu fısfısların içindeki hortum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz de bu şekilde. İğneden tığa bir model. Her zaman iğneden tığa yapıyoruz zaten arkadaşlar. Ve e, e, bunun içinde arkadaşlar bakın küçük minik fıstıklar var. Şöyle biraz ekranı büyüteyim. Bundan farklı farklısını yapıyoruz. Rengi areklerini bu seferki de fıstıklı olan şimdi bunu tığa çevirdim sizler için tığa çevirmiş hali de şu şekilde Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sizler için tasarladım birebir aynısı oldu hatta bu ara suyundaki bu ilmekleri dahi üzerine birebir aynısını yaptım arkadaşlar bakın modelim bu çok hoş ve çok zarif oldu. Gerçekten çok güzel. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Hazırladık. Dört kenarında bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı yaptık. Şimdi tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlarken de aynı bu şekilde bu fil dişlerini yaparak başlayacağız. Üç zincir çekiyorum. Ve hemen yandaki boş olan tığ battıma girip Buraya bir tane tığ battı yapıyorum. 4 zincir şöyle ters çeviriyorum. 3 zincirden yaptığım tığ battıma 4 zincirim bakın bu şekilde sahte sık iğne ile kapattım. 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 çevirdim düz yüzüne. Yine aynı şekilde sıradaki Tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 3 tane şimdi bu şekilde arkadaşlar. Ben e, önlük amaçlı olduğu için 3 tane koydum. Siz 5 tane koyun. Fazla aralık vermeyin. Model o zaman kendini göstermiyor arkadaşlar. Sadece ara suyundan ibaret oluyor. O yüzden siz bu fil dişinden 5 tane yapın. Şimdi buraya 7 tane tığ battı yapıyorum. 3 zincirimi çektim

ve 7. 7 tane tığ battığı bu şekilde yaptım. Şöyle bir tane de zincir çektim. Ters tarafına çevirdim. Bu yaptığım tığ battığımın içine şöyle geri dönüp bir tane sık iğne yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 Bir tane ortada tığ battığı bırakıp Burada yanındaki bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Hemen bir tane zincir çekip üzerine döndüm. Düz tarafına. Bu şekilde yuvamız hazır ve içine arkadaşlar bir zincirimi normal sık iğne yaparak kapattım. Şöyle yine sık iğnemin üzerine bir zincir çekip ipimi uzattım. Bu camsil hortumumu alıyorum ve ilmeğime takıyorum yine dibinden iki zincir alıp buraya arkadaşlar toplamda dokuz tane bu şekilde ilmek toplayacağız dibinin zinciri önemli iki zincir çekiyorum şöyle iki tekrar giriyorum dibinde bir iki bu işlemi dokuz tane yapıyorum 9'a tamamladım ve buradan aynı yuvadan 9 ilmek aldım bu 8 zincirli yuvanın içine üç tane zincir çekiyorum bu şekilde ve bakın dipteki dönüş yaptığım tığ battımın içine girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum yine üç tane zincir çekiyorum ve arkadaşlar şöyle bir bakın yaptığımız ilmeği bunlar çok kolay çıkıyor bakın arkadaşlar sert de gördüğünüz gibi bu şekilde sert bir görünümü de var Evet şimdi bu şekilde bakın bu hortumla yapılınca arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim bu şekilde çiçek gibi açılıyor ilmeklerimiz burada toplamda 9 tane ilmeğimiz var Şimdi buraya tığ battılar yapmaya devam edeceğiz. 4 tane tığ battı arası ve 3 tane de bu şekilde arkadaşlar. E, veya siz 5 koyacaksınız. 5 tane de e, fil dişi, bülbül türküsü dediğimiz ara suyunu yapacağız. Şimdi evet arkadaşlar yanına 4 tane tığ battı yapıp gösterdiğim. Evet arkadaşlar yanına 4 tane daha tığ battı yapıp gösterdiğim fil dişinden yaptık. Şimdi ters tarafını çevirdim. Modelimin ters tarafındayım. İlk kirpiğimden girerek bakın buraya sabitliyorum. Sık iğne ile sabitledim. Ve 3 tane de zincir çekiyorum. Şimdi bu ilmeklerim arkadaşlar hepsine başa kadar bu şekilde Yuvalar hazırlayacağım. Kapattım. 3 zincir girdim. Sabitledim. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Tıpkı zürafa gibi oluyor. Bu da sahte sık iğnenin vermiş olduğu güzellik. 3 zincirimi çektim. Sıradaki kirpiğimin içine girip kapattım. Arkadaşlar şimdi 9 tane buradan ilmek almıştık. Yeşilden 9 tane ilmeğimiz var. Üzerine de 8 tane bu şekilde üçer zincirli yuvalar hazırlayacağız. 3 zincirimi çektim. Hemen bu şekilde bakın sahte sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir sonuncu ilme ve Şimdi arkadaşlar sayalım. 9 ilmeğimizin üzerine 8 tane yuvamızın olması lazım. 1 2, 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 9'a 8. Şimdi çeviriyoruz. İşte düz yüzüne döneceğiz. Bunu da 4 zincirle dönüyorum. 2 3 ve 4. 4 zincirle çektim. Hemen buraya bir tane bakın artırma gibi oldu. 8'e 9 tane bu şekilde yuvamız olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu örneğimizin özelliği de bu. 9 tane yeşilden ilmeğimizin üzerine 8 tane ilk sıramız. Şimdi ikinci sıramıza da 9 tane yuvamız olacak. Yoksa başka türlü tutturamazsınız arkadaşlar. Ona dikkat edin. ile 4 zincir. Bu ikinci sırayı 4 zincirle çekiyorum. Hem de arkadaşlar beyaz fıstıklarımın içine Bunlar yuva olacak. Şöyle biraz bir tık büyük olmasını istiyorum. Daha göze görünmesi için. 2, 3 ve 4 zincirimi çektim. Sıradaki yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir sıradaki yuvaya sahte sık iğne ile kapattım. İkinci sıram da bu şekilde oldu oluyor. Başa kadar gelelim arkadaşlar burada 9 tane yuvamız olacak 4 zincir şöyle 1 2 3 ve 4 kapattık 2 3 ve Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi 8'e 8 oldu değil mi? Buradan yine yeşilin içine gireceğim. Çoğaltmak için. Bunu yapmasak Burası 8'de kalır. Bakın sayalım. Baştan 1 2 şöyle köşedeki 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hem burada arkadaşlar böyle bırakılmayacağı için yeşilde daha güzel, dönüşümlü dönümü güzel olacak yeşilin arasına girdim şu ipimi de yatırıyorum tığımın önüne ve buraya bir sahte sık iğne yaparak kapatıyorum bakın dokuzuncuyu da bu şekilde yeşile girerek yaptım şimdi arkadaşlar şöyle bir zincir çekerek bunu bırakalım beyazını yapacağız sonra üzerine bunu tacını Evet şimdi beyaz ipimizi saralım Evet arkadaşlar kirpiklerimizin üzerine iki sıra maviden yuvalar hazırladık ilkini 3 zincirden ikincisini 4 zincirde. şimdi baştan bir tane yuva bırakıp ikinci yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile beyaz ipimi buraya sabitledim üzerine bir zincir çekiyorum şöyle minik bir ipimi uzattım ve bakın buradaki yuvanın içine de girip dibinde bir zincir çekip şöyle minik minik ilmekleri topluyorum fazla uzun olunca düzgün durmuyor arkadaşlar özelliği kısa kısa şöyle boyutunda size göstereyim dördünü birden buraya bu şekilde kapattım dibine bir zincir daha çekiyorum bu şekilde dört tane minik ilmeklerden fıstık elde ediyorum ve bunun hemen ucunu arkadaşlar yakıp arkadaki ipi de yakıp ikinciyi gösterelim Evet arkadaşlar. Şimdi ikincisi için de aynı birincisinde olduğu gibi bir tane yuva bırakıp şöyle ikinci yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyoruz. Toplamda dört tane bu şekilde arkadaşlar bir çiçekte dört tane fıstığımız oluyor. Dibine hemen bir zinciri çekiyorum. Sık iğnemin üzerine muhakkak bir zincir olsun arkadaşlar. Şöyle hafif minicik ipimi uzattım. Yine yuvaya girip dibinde bir zincir çekip ilmek. Minicik uzatıyorum. Fazlası güzel durmuyor dediğim gibi. Ve dördüncü ilmeğimi de bu şekilde alıyorum. Bakın. Minicik bir fıstık yapıyorum. Bir daha iki tane bu şekilde zincirimi çektim. Ve ipimi kopardım. Hemen arkadaşlar şöyle çakmak diyerek ucuna arkaya doğru yakmamız lazım. Şöyle bir fazlalığını alıyorum. Şöyle bakın, sert bir şekilde yakıyorum. Evet. üçüncüsü de yine aynı şekilde bir tane atlayıp bir buraya bir tane atlayıp buraya yapıp burada dört tane olacak. Yani arkadaşlar bakın köşede bir tane boş kalacak şöyle bir de buraya yapacağız onları da ben yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar tamamladım bu şekilde fıstıklarımız hazır şöyle bir zincir çekip bırakmıştık yuvamızı yapıp bu yuvamızın içine sık iğne ile girip buraya şöyle bir sabitleyelim arkadaşlar bir zincirimizi sabitledik sık iğnenin içine 13 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 bakın bir sonraki bu boşluk bırakmıştık ki arkadaşlar bu boşluktaki yere sık iğne ile buraya sabitliyorum bakın bu fıstığımın tepesinden geçecek şu şekilde bir yuva hazırladım yine 13 tane zincir ters tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimizi çekip hemen boşluktaki aradaki yuvaya kapatıyorum. Sahte sık iğne ile kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ters tarafından yuvalar hazırlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 9 10 11 12 13. 13 zincirimi çektim. Buradaki aradaki boşluktan bu şekilde sahte sık iğne ile kapatıyorum. Hepsi de tepesinden geçecek şekilde zincirlerimi hazırlıyorum arkadaşlar. 7 8 9 10 Zincirlerin hepsini aynı boyutta çekerseniz yuvanız büyüklü küçüklü olmaz arkadaşlar. O yüzden sıklıklarına dikkat ederek çekelim. Birini bol, birini sık yapmayalım. Biri küçük, biri büyük olmasın. Bakın bu köşedeki 4 zincirle dönüş yaptığımız yuvamızın içine en sonda buraya bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekerek şöyle düz yüzüne döndüm çok güzel oluyor arkadaşlar bu fıstıklar da burada mavinin içinde nazar boncuğu gibi duruyor bu fıstıklar isterseniz tabi sarı da yapabilirsiniz daha çok nazar boncuğu gibi olur görüntü açısından daha belirgin de olabilir bu şekilde sık iğne ile sabitledim bir bu 13 zincirin içine buraya 15 tane sahte sık iğne yapıyorum bu şekilde yuvaların içini sık iğne ile dolduruyorum 2 bakın hiç zincir çekmeden direkt bu şekilde doldurmaya başlıyorum sık iğnelerimi 3 yine 4 araya girip ilmek altındakinden geç 5 şu şekilde daha yavaş ilmeğimi alıyorum tığımdakinden geçiyorum 7 8 9 10 11 şöyle daha net olsun gözüksün 13 14 ve 15 Bakın, toplamda 15 tane arkadaşlar tam iyi geldi beyazı da bu şekilde yapmıştım 15 tane ilmeğimiz rast geldi diğerine geçerken direkt yuvaya şöyle göstereyim sahte sık iğne ile geçiş yapıyorum şöyle çekiyorum dibine bu şekilde yine aynı bununla 15 tane yaptım ya sık iğne arkadaşlar hepsinde 15 tane yapacağız bu şekilde sonra yine bakın mavi de sık iğne ile sabitleyeceğiz bunlar hemen doldurayım arkadaşlar Evet arkadaşlar son olarak 15. de hemen yanındaki bu tığ battının içine sık iğne ile sabitleyerek çok tatlı oldu değil mi arkadaşlar? Yapımı da çok kolay. Birebir de bence. Evet arkadaşlar bu şekilde son olarak da buradaki tığ battının içine sık iğne ile sabitleyip arkada yine yakım işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar yapmayabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. İsterseniz yapabilirsiniz de. Asıl gösterdiğim iğne oyası modelinde olduğu için bu da eksik kalmasın diye düşündüm. Şimdi 4 tane zincirimi çektim. Sıkı sıkı 4 zincirimi çektim. Bu 8 zincirli artmanın içinden bakın arkadaşlar. Sahte sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Yaptığım bu 4 zincirli yuvanın içine girdim. Buradan bir tane ilmek aldım, tığımdaki ilmekten geçip sahte sık iğne yaptım. Üzerinde de bir tane zincirimi çekiyorum ve şöyle dipten ipimi kopardım. Bakın şu şekilde arkadaşlar, şöyle bir kalıp gibi süsümüz oldu. Şimdi bu ipleri yakıp hemen geliyorum. Şöyle bir tane atlayıp bir tane de e, beyazdan yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekilde çok güzel oldu mavi renkte çok açtı arkadaşlar modelim bu şekilde yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun ve hoşçakalın